Başkanı ve hep beraber bunları yapacağız. Bilançolarla ilgili kısımda sadece birkaç kelime söyleyip hemen aranızdan yerime geçeceğim. Biz Ergen'i, Kapaklı, Süleymanpaşa'da gezdiğimiz tüm yerlerde bazı söylemler duyduk. Bunlarla ilgili detayları, bunları dilek temenniler kısmında açıklayacağım. Lakin burada çok ciddi bir rakam olarak başkanımızın almış olduğu maaşlar işlenmiş. Yönetim kurulu arkadaşlarının hiçbiri maşallah hiçbir ay burada yazıyor başkan vekilleri ücretleri, yönetim kurulu uzunlukları farz edelim 4 yıl 4 çarpı 12 48 ay işte elimde yönetim kurulunun kararları 48 toplantı yapmışsınız diyelim. Hepsinde huzur hakkını almışsınız. Ya nefes alamayan, evine götürecek rızkı olmayan, o derece sıkıntısı olan insanlardan bir tek yönetim kurulunda dilek temenniler kısmında bile söz alan olmadı ibaresini yönetim kurulu karar defterine yazmak, 4 yıl boyunca o odanın toplantısına katılmak, biriniz de kalkıp bu esnafın sıkıntısı var, bu esnaf aç, bu esnaf çaresiz, pandemide sahip çıkanım yok demediniz mi? 4 yıl toplantıya gel, bir tek dilek temennim bile olmasın altında. Sayın Başkan. Teşekkür ediyorum Başkan. Teşekkür ederim. 5362 sayılı yasa, siz de başkanlık yaptınız. Yasada yönetim kurulu, denetim kurulu başkanların huzur hakları yasada ve genel kurulda geçiyor. Yani toplantıya, 4 yıldaki toplantıya katılmak suç değil, katılması gerekir zaten. Katıldıkları için bütün yönetim kurulu üyelerinin arkadaşına ben de bir esnaf odası olarak zaman ayırıp bütün toplantıya katıldığı görevliler olduğunu teşekkür ediyorum. Ben de ediyorum. Ben de diyorum. Sizin zamanınızda da herkes bir oda başkanı, her oda başkanı zamanında da sembolik bir huzur hakkı vardır. Bu da 50 lira 100 liradır. Yani bu çok büyük böyle pireyi deve yapacak bir konu değil. Doğru. Bugün de esnaf arkadaşlarımız dükkanlarını kapatıp geldi. Pazar günü bugün. Kapaklı'dan ve Ergene'den gelenler de var. Lütfen kısa keselim. Esnaf arkadaşlarımız da çok düşünürse dükkanları kapalı kalmasın. Bir önce dükkanların başına dönsünler, oylarını kullansınlar. Çok güzel. Çok teşekkür ederim Divan Başkanım. Sadece ben aldıkları analarının ak sütü gibi helal olsun. Asla bununla ilgili bir şey söylemedim. Sadece bunu almaya geldiğinizde bu esnaf için de oraya not düşseydiniz, dertleri şuydu deseydiniz, esnafı ziyaret etseydiniz, o manada konuştum. Ben bu esnafın sesi olmaya devam edeceğim. Her daim yanınızdayım. Saygılar sunuyorum. Önerimi kesiyorum ve işimi de en iyi şekilde sizler gibi yapmak üzere mücadelemi veriyorum. Sigortamı ödüyorum. Elemanım var. Ama ben kimseye sataşmayacağım diye burada söz vermiştim. Ya Allah'ınızı severseniz, Allah'ınızı severseniz sabahın 8.30'unda kefalet başkanı benim üyemi arıyor. Gel sana kredi vereceğim, oyu burayı ver diye. Babanın parasını mı veriyorsun? Çok güzel. Konuları bitti zaten. Sonuna geldik. Seçimlere geçiyoruz. Ali Başkan. Bir saniye. Arkadaşlar
Burayı Arada'ya çevirmeye gerek yok. Bak, esnaf aile kültüründen geliyoruz hepimiz. Hepimiz komşuyuz, arkadaşız. Düğünümüzde, cenazemizde beraberiz. Süleymanpaşa 100 binlik uzun bir yer, her gün yüz yüze bakıyoruz. Seçim yarın biter, ticarete geçim başlar. Tamam mı? Dün karşı karşıya olan bugün yan yana olur, bugün yan yana olan yarın karşı karşıya olur. Onun için siyasette lütfen... Konuşma lan! Biz, Ali Başkan, lütfen, lütfen! Başkanlarımız geldi üzülerek sıralarımızdan. Bunlara fırsat vermeyiz. Biz ahi teşkilatından gelen bir insanız. Ahi derken ahi insanları seven, sahiplenen insanları. Bu
burada misafirlerimiz var. Misafirlerimizin olduğu yerde kimse. Bir saniye. Asıl. Birine iman etseniz de. Ama birine de itham ediyorsa orada söz hakkı verilmelidir. Çünkü o şekilde bir beyan asla olmamıştır. Olmayacağımızda biz sadece esnafımız için varız. Arkadaşlar, sonuçta bu bir yarıştır. Yarışta Lütfü Bey de kazansa, Ali Kral da kazansa, esnaf kazanmış olacak. Saygılarımı sunarım. En iyi günler size olsun. Allah gönlünüzden ne geçerse onu versin. Ben yarın yine döner başına geçeceğim. Yine dönerimi keseceğim. Ama şunu söylüyorum ben. Benim ekmeğimle oynayanın her zaman karşısında duracağım. Ve Lütfü Başkanım'ı da davet ediyorum. Gelirse gel başkanım, gel böyle. Bir el verin böyle. Gelin. Evet. Kardeş abi, abi kardeş. Kardeşim, ben Sayın Divan Başkanım'a bu nazik davet üzerine geldim. Madem şurada Ali Bey kardeşimin şunu bilmesi lazım. Gerçekten de biz ahi kültüründen gelmiş, sadece esnafı için gayret eden, 22 yılını buraya vermiş, bugün 40. yılını esnafta doldurmuş bir kardeşinizim. Ben bu kardeşim için tek kelime kötü bir şey söylemem. Ve onu da sevdim. Elimizi kaldıralım, yerimize geçin. Sakın ola ki ben Ali kardeşimden burada söz hakkı olmayan biri için lütfen bir daha tek kelime ben konuşmasını istiyorum. Ben başkanım, ben gerekeni söyledim. Ha, sağ olsun. Ben teşekkür ederim, sağ olsun. Tamam, ben tamam. Gerekeni söyledim abi. Bütün konuşmacılara. Tüm yönetim sen hayırlı olsun. Sağ olun, teşekkür ederiz. Allah'tan bulması saygılarımı sunarım. Allah'a emanet olun. Evet. İyi günlersiniz. Bu haftanın döneminde zabıta, polis teşkilatı, kaymakam olsun, valisi olsun, kendi görevini oda başkanlarım içinde en çok yapanlardan birisi. Elinden geldiği kadar yaptı. Başkanım. Sen başkanım, sen 34 odanın başkanısın. Şu anda fiili bir... Yok, bir şey değil. Başkanınızın bir şey yapıyorum. Mevcut başkanı da takdir edebilirsin çalışmalarından dolayı. Eksik çalışıyor da eleştirebilirsin. Mevcut başkanı takdir etmen de tamam, senin elbette görevi de bir şey söyleyeyim. 2019 yılında Güççevi ev adresiyle kayıt olmuş. Normalde her esnafın bir dükkanı var. Her esnafın bir dükkanı var, dükkan adresi var. Güçlü Bey'in sadece ev adresi var, eşarlık adresi kapattıktan sonra normalde o maliyeden o kayıt nasıl yaptı, o da mamma. Ev adresi var, herkesin dükkan adresi vardır. Güçlü Bey'in ev adresi var. Şu anda bu mesleği icra etmiyor. Ve isterdim ki aranızdan değerli birisi çıkar, aday olur. Aday olur. Sayın Başkanım. Sayın Başkanım. Yanlış yaptın. Evet, evet. Abicim. Sayın, evet, buyur başkanım. Teşekkür ederiz. Tamam, sağ ol. Evet, evet, arkadaşlar. Sayın başkanım, uygunuz. Sayın başkanım, teşekkür ederim. Abi, bu kıyar kurum. Teşekkür ederim. Gerginlik olur mudur? Ya yarın yine yüze bakacağız. Evet. Biz gerginlikten yana değiliz. Tekirdağ İslam'ımıza hayırlı uğurlu olsun. Burada bu insanlar kararını vermiştir. Kazanan Tekirdağ olacak. Özel Eti Hüseyin Ocak'tan Güngör Menekşe, Zekeriya Akyol, İlhami Deniz Doğrusöz, Mehmet Genç, Hüseyin Avşar, Volkan Yılmaz, Süleyman Yılmaz, Gülden Eşit. Cenk İrim, Barış Yıldız, Selma Demirci, Emin, Uru, Burcu, Nallar. Buyurun. Mavi, 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 gözlerim doldu.
demek ki bildikleri bir şey var. Biz niyetimizi gene hayır olarak tutacağız. Hayırlı olsun diyor. Aynen, bence de hayırlı olsun. İnsanlar fikirler bir şeyler yapsınlar. Hiçbir şey yapmamış herhalde. Böyleyse diyecek bir şey yok. Canım benim, tebrik ederim. Hayırlı. Aferin. Bir de bir fotoğraf alalım. Abi tabii, tabii. Başkanım şöyle bir denersin. Sonra güzel hizmetler yapman için. Eğer ihtiyaç duyarlar, benden herhangi bir konuda şöyle de beraber bulalım dersen, ben her zaman size destek vermek için var olacağım. Başarılar diliyorum. Ekibinle güzel çalışmalar yapmanı diliyorum. Bu şehir her şeyin iyisine yakışıyor. Çok güzel çalışmalar yap. Ben ekibini de seni de tebrik ediyorum. Yolun açık olsun. Tekirdağ kazansın inşallah. Tekirdağ güzel şeyler görsün. Helal olsun. Şerefsiz insanıyım ben de. Bundan daha çok şerefsiz insanıyım.